Günaydın. Bugün ilk vlogumu çekeceğim. Bugün arkadaşımla buluşuyorum. Buluştuktan sonra hatta bir tane daha video çekiyoruz. Videonun içinde video çekeceğim. Çünkü falan bayağı kaymış. Böyle bir şişmişim. Ama halledeceğiz. Saat şu an 9.30. 12.30'da yalan çıkacağım. 3 saat var. 3 saatte de bir zahmet hazırlanayım bence. Hadi başlayalım. Şimdi ben makyajımı yapıyordum. Sonra bunu kesmek istediğime karar verdim. Üstümdekine. O yüzden bunun kolunu keseceğim. Ben vlog çekme işine pek iyi değilim. Bunu fark ettim. Çünkü neredeyse tüm makyajım bitti ve ben çekmeyi unuttum. Makyajım bitti. Saçımı da yaptım. Hatta küçük bir fırçak. Tam görünmüyor ama böyle uzun bir etek. Şu anda ben kendim yürümeyeceğim. Ablam beni bırakacak metroya. O yüzden onu bekliyorum ve abi yaz geldi ya. O kadar mutluyum ki. Bakın size şimdi bahçedeyim şu an. Size şey görüntüyü göstereceğim. Kafe seçmeye çalışıyoruz. Doğa. Nasıl hissediyorsun? Güzel. Dur. Daha konuş. YKS bitti. Bitti. Mutluyuz. Kaç bin bekliyoruz? Okey. Ama Doğa sen biraz gelmen lazım. Okey. 1-2-3. Oha çok güzel. Bu da bayağı iyi bu arada. Bu arada gerçekten çok güzel. Evet bayağı güzelmiş. Yani çok. Tamam. Okey. Şimdi sen de gel yüzün gözükmeyin. İtiraflarınızı okuyacağız. Hazır evet, hazırız. So cute, so cool, I love you. Kaç yaşındasın? 18. 18. Doğa sen de canım. Ama itiraf falan lazım. Böyle kişilik sorunu. 18 yaşında değilmiş. 17 yaşında. Tamam, o zaman hepimiz cevap veriyoruz. Beni ne? Spor yapıyor musunuz? Hayır. Tarzımız değil. Ben okçuydum, yapıyordum. Tekrar başlamayı düşünüyorum. YKS yüzünden bıraktım. Kayrat türlerin green flag ve red flagleri nelerdir? O zaman hepimiz bunu cevaplayalım. Bence red flag hiç uğraşmaması. Bu arada çünkü evet. Bir de şey ilgisizlik bir de mesela düzensizlik. Mesela şey böyle mesela bir şey. İstikrarsızlık. Bence en büyük red flag bu. Ailesiyle böyle annesine falan kötü davranması. Punctual ailesine olmaması. Ailesine çok düşkün olması da büyük bir red flag bu. Do you believe in love? Dur ama yeşil flagleri söylemiyor. Tamam yeşil flag. Yok. Bence yeşil flag ne biliyor musunuz? Ailesiyle arasının iyi olması. Çalışkan olması. Buna yük ama bu şey yani hoş. Kişilik özellikleri, red flag. Bence green flag'lardan bir tanesi aynen. Yani. Ne istediğini söyleyen ve mesela arkadaşlarının yanında da sevgisini evet. Belirleyen. Evet, arkadaşlarının da sevgisini belirtmesi. Konucu düzgün bir karakter yani. Omurgasız değil böyle. Evet, jöle gibi adam istemiyor. Jöle. Where did you get your sunglasses so pretty? Gözlüklerimi şeyde Tunalı'da bir tane adam vardı. Böyle normal bayağı yürüyordu ama böyle hani bir sürü şeysi vardı. Kendi güneş gözlüklerini falan satıyordu. Dedi ki bu senin için çok iyi bu dedi. Ben de öyle aldım. 50 liraya falan aldım. Var. Bizim okuldan bir kıza birisi hala aşıkmış. Ama kızı tanıyoruz. Evet o kızı tanıyoruz. Bunu yap. İsim söylemeyelim. Söylemeyelim. TikTok'a neden başladın? TikTok'a neden başladım? Sıkıldım. Evet, bu arada cidden tam olarak öyle. Koronada yapacak başka hiçbir şey bulamadım. Koronada yapacak başka hiçbir şey bulamadım yani. Saçlarım yandı ve koptu kısacık. Bu nasıl toparlanır ya? Bunu Doğa yapar. Doğa. Uzatmayı bekleyeceksin ve bakım yanı süreceksin yani. Keratin okey mi? Bence keratin de saç ısısıyla yapılıyor ya. Yapma bence. Doğal haline bırak biraz. Ders hakkında olmazsa olmaz önerilirim. Bunu gene bana bastır. Evet, bunu sana yine bastır. Not çıkarmak yani. Birisi kebap yazsın yani yapacak bir şey yok.
Bence ben de not çıkar ama MFTM farklı. Evet, orada her TM ise ya. Bence not çıkarmak abi. Ama matematikte not çıkaramazsın. Ama şimdi şöyle, not kes çözeceksin abi bence de. Bence öğretmencilik oyna. Evet. Ben öyle çalışıyordum ezbere. Ben de kendi kendime sandım. Ünlü ne düşünüyorsun böyle abi? Ünlü mü? Ünlü. Bilko. Aa, biri bana bir konmuş. Kon ya. Teşekkür ederim. Sevgilim teyzem çıktı. Bu gerçek değil. Daha bence de gerçek daha değil. Daha önce anlaması bir şey yok yani. Güzel sanatlar okumak istiyorum ama ailem hiç oralı olmuyor. Ben kurslara bile gidemiyorum. Benim de. Hobi olarak yaparsın herhalde. Yaşadığınız en paranormal olaylar, korkunç olaylar nedir? Lütfen videoda çıkarsa çok mutlu olurum. Arkadaşlar ben her şeyi yaşadım. Ben en son duşa girdim akşam. Sonra babam seslendi bana. Dedi Lara falan. Dedim efendim, bir şeyler mırıldanıyor. Duymuyorum su sesinden. Kapağı açtım. Diyorum ki efendim. Sonra bir şeyler mırıldanıyor. Ben de dedim ki duymuyorum ben seni dedim. Geri kapattım. Duştan çıktım. Herkes uyuyor. Sonra sabah uyandım dedim, bana ne dediniz? Diyorlar ki biz seninle hiç konuşmadık. Lara'nın böyle mesela odasından garip garip sesler falan geliyor. Böyle dolabından falan garip garip sesler geliyor. Tabii bak bunun iki tane paranormal bir şeyler var. Ya da böyle evinizde ne bileyim fare falan var ama. Evinizde fare olamaz. Fare falan olamaz. Oğlum gördüm diyorum ben size. Gökçe bana ben... Şimdi beni şizofren zannedecek. Gökçe bana gece lambası aldı. Evet. Yaşanıyor arada yani. Evet. Are you gay? I'm not gay. Who said I'm gay? You are gay. En büyük hayalin ne? Koca bir sessizlik. Çocukken masal okumaya. Başlama lütfen başlama. YKS'ı kısmıyor. What is your zodiac sign? Oğlak oğlak. Yengeç mi? Abi birisi ne kesiyorsunuz bu bayram yazmış. İnek. Kurbanlık 9 bin falan olmuş ya. Pahalı bu arada. Hele büyükbaş daha da pahalı. Nasıl romantize edebiliriz? Etmiyoruz. Depresyondayız. Nasıl edeceksin biliyor musun? Çok rahat, çok profesyonel. Çalışıyorsan kütüphaneye gidiyorsun, kafeye gidiyorsun, kafede çalışıyorsun. Ama güzel giyiniyorsun. Güzel giyiniyorsun. Aynen. Aynen. Böyle mesela filmde gibi davranıyorsun. Aynen. Her yerden hayatının aşağı çıkabilirmiş. Take it till you make it yani. Sanki hayatın öyleymiş bu zaman ve belli bir noktadan sonra öyle olacak. Sınav hakkında sormak istemezdim de eşit ağırlığa geçmişsin. Geçmiştin değildi sen. Nasıl geçmiş sınavı? Benim okeydi ya sınavım. Ben kötü demem. Sınav öyle bir sınavdı ki iyi geçtin istesen bile milletin ki daha iyi geçse yürürlü olacak. Evet. Bayağı öyle. Yani. Kaç kilosun? Burçlarınız ve yükselenlerinizle burçlara inanıyor musunuz? Bence burçlara eğlence olarak inanması güzel şeyler. Bence ben, kafasını dağıtıyor yani okuyunca falan. Benim ama çok inandığım bir dönem olmuştu. İşte burç haritası. Aynen. Böyle hepsini yorumluyordum. Defterim vardı benim. Defterim vardı. Anı, şimdi ben genelde yatakta yemek yemem. O gün dizi falan izliyorum. Yiyeceğim. Yemiştim. Ardından sabah 7'de alarmım çaldı. Alarm çalınca tekrar asla uyumama... Ne? Tekrar asla uyumadım. Ben bunu okuyamam lan. Anlamadım. Okuyayım mı? Hani ayrı ayrı. Anı, şimdi ben yatakta yemek yemem. O gün dizi falan izliyorum diye cips yemiştim. Ardından sabah 7'de alarmım çaldı. Alarm çalınca tekrar asla uyuyamadım. Dım yok. Yana sonra kaydı. İşte sağa sola döndüm. Biraz daha uyumak için yüzümü tavana döndüm. Bedenim de yan. Abi paragraf soruları gibi bu ne böyle? Ardından... Birleştiriyorsun ya hangisi önce geliyor gibi. Saçımın yastığında hareket edişini okuyor. Edişini duydum sonra babam zannettim. Ardından bir kulağıma bir şey söylemek için saçımı yana çekti. Gözümü açmaya çalıştım. Açılmadı ama siyah değil kahverengi görüyorum. Sonra kulağıma çok yaklaştı. Tükürük gibi bir şey hissettim. Ne oluyor lan? Kulağıma yaklaşıp bana bir şey söyledi. Ama aklımda kalan 3 gün içinde arkadaşlarım seni ziyarete... Gelecek gibi bir şeydi. Sonra da kısa bir şey söyledi. Dünyada böyle bir dil yoktur. Neyse bunu söylerken gözümde insan profilleri gözüküyor ama bir sürü de sanki toprağa çizilmiş gibi renk falan. Bu çok benim falan böyle şey falan mı ya? Daha sonra da dedim bunun okumayı bitirmişse sıçtım. Sure okuyacağım aklıma sure gelmedi. İşte sonra Nas suresi atıyorum. Surenin ortasında hala gitmedi ve en son bilen cümleti ve Nas denedim. Ses bitti. Ben de doğru söylüyorum bu arada. Bir şey diyeceğim, sana kötü bir haberim var. Sen... Galiba cindenle konuşmuşsun. Ben şizofrenim. Bu arada bilmiyorum. Zemane Efe'nin rüyaları. Allah korusun bu arada. Allah korusun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ama bana böyle sanki Dabbe'nin böyle konusuymuş gibi falan geldi.
Tatlı film de çok hayır, komik. Hayır, biz böyle tatlı ben, öyle mi? Ben hiç izlemedim. Evet, biz hepsini izledik. Benim küçükken en büyük korkum falan Dabbe'ydi. Ya ilk çıktığı filmin afişindeki resim çok falan, yeşil olan değil mi? Evet, o çok korkunç ben, resimde. Benim bayağı, küçüktüm ve benim bayağı travmatize falan etmişti. En büyük korkum böyle işte o cinnin falan. Kesme içmedim. Ne haber? Şaka, pardon, özür dilerim. Ahmet pipi yazıyor. Bak şaka pipi mi? Keşke şu kişi olsaydın dediğin oldu mu? Çünkü ben hep sen olmak isterdim. Ben olmak bu arada. Mesela bana şey çok garip diyor. Birinin ben sen olmak isterdim demek. Oğlum hayır, her benim seçebileceğin insan var. Gelip beni mi seçiyorsun? Hayır, benim şey koyuna gidiyor. Diyelim ki dünyanın en zengin insanı sen seçecek olsan, o kişinin kamera arkasında ne işleyeceğini. Evet bu arada. Herkes kilomu soruyor. Kaan isimleri 3 kelimeyle çıkıyor. Bu arada kişiden kişiye çok fazla değişmiyor mu şu anda? Aşırı fazla değişiyorlar bence. Öyle bir tiplemesi yok yani. Aşırı. Ama komikler genel olarak. Şu an benim hayatımda iki farklı Kaan var ve ikisi de o kadar farklı insanlar, evet, ki. Evet, evet bu arada. Çok yani. Yani komik. Komikler, evet. Biraz böyle şey, chill, rahat böyle. Ama mesela güzel bir şey çok değişiyor. Öyle isim, mesela bak isim kim anlatabiliriz? Mesela Zeynep Su falan. Mesela öyle biri hafif tikidir dersin. Furkanları anlatabiliriz. Ha, Furkan. Furkan. Hmm. Berkcanları anlatabiliriz. Berkcan. Bunlar da klişe oldu. Evet. Ve Ardalar bence aynı. Ardalar yok. Aynı bu arada. Bence de Ardalar aynı. Ardalısı. Kez YKS sürecinde ne yapıyor? Bence bunu bir açıkla da düşün artık. YKS sürecinde ben ne yaptım? Ben her gün ders çalıştım böyle. Sabaha her gün kadar. Sabaha kadar çalışmadım. Ben 12 olduğunda uyudum. Kendi standartlarımı bayağı zorladım. Ben de şeyi falan sor. Bir şey yazdım, komik olduğunu düşündüm ama değilmiş. Lara'nın bu kadar gülmesinin nedeni benim arkadaş ortamında hiç komik olduğunu düşünmemeli. Hiç kimse benim komik olduğunu düşünmemeli. Hatta dün şaka yaptım, Lara ilk kez güldü, dedi ki Gökçe sana ne oluyor? Hayır. Niye komiksin? Evet, Gökçe garip garip şakalar yapıyor bazen. Direkt komik anılarınız lütfen. Vardır da yani öyle aklıma gelmiyor. Liseyi yaşamadık ki abi. Evet. Biz 2 sene evdeydik zaten. Zaten bir 11 vardı. 11'de de ben derslerin çok zor olduğunu hatırlıyorum. 11'de dersler çok zordu. Özellikle ben MF'deyken çok zordu. Sen aşırı zor 11'de evet, bu evet, arada. Evet. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Messi. Ailesi Ronaldo. Çok tatlı. Kanka Ronaldo lan. Hayır ya, Messi bu arada. Evet, Messi abi. Messi'nin sen şeylerini biliyor musun? Mesela karısıyla değil de işte başka herhangi bir kadınla fotoğraf çektiğinde adam dokunmuyor. Böyle falan. Hazlık material. Evet. Messi çok kral bir insan. Ronaldo da çok kral bir insan. Ronaldo ben çok aldatıcı bir şey var. Bir de sana iltifat yazmış. Ya. Çok güzelsin, fazla hani o kadar insin ses tonun falan. Sağ ol. Gökçe'nin mesajı dedim. Teşekkürler. Ne flörtüm ne sevgilim, hiçbir şey olmuyor. Bunun sonu nasıl gidecek? Bunu aşkım, doğaya soruyor. Bunu biz bilsek. Doğa biliyordur bunu. Ya şöyle düşün. Demek ki seni hak eden biri yok anladın. Ben bir şey mi? Hawaii Meteor Mother. Friends daha güzel bence. Hawaii Meteor Mother sen bırak. Hawaii Meteor Mother. Ben nefret ediyorum onları. Özellikle karakterlerle nefret ediyorum. Robin ölsün. Ted çok salak, geri zekalı. Barney'i seviyorum ama. Kalk gittim. Ben bu konu hakkında 2 saat konuşurum. Bakın tamam, evet, karakterler Friends'den kopyalanmış. Doğru, tamam. Bak bu doğru, bu doğru. İşte hepsinin aynı arkadaş ortamının olması. Mesela şey Joey, oradaki işte şey Barney falan. Hani evet onları kopyalanmış ama ondan sonra hiçbir şey kopyalanmamış. Wow. Oradan ama sonra şimdi şey düşün, Robin'in yaptıklarını düşün. Yani bir disgust olmuyor musun? Ne yaptı ya? Bakınca böyle 2 tane yakın arkadaşla böyle gerizekalı gerizekalı kalmış. Kızın suçu mu abi? Bence kızın suçu değil burada. Ben Ted'i sevmiyorum mesela. Ted'i ben... Hay. Ted'i cidden hiç sevmiyorum ben. Ted ne biliyor musunuz? Mesela Ted böyle herkesin bence... Evet, herkesin evet, hayatında öyle bir erkek vardır. Dilek? Bilmiyorum şu an. Burada da... İp. Burada bunu konuşamayız zaten. İp. Aynısını düşündüm. Aynısını düşündüm. Yemek bize tutulur değil. Burayı yiyebiliriz. Ben de yemek yemeyelim. Magic Shop.
Hayır, onu değil. Sanki sen şey, bond alman gibi. Ama sen yazamadın. Türkçe büyücü. Tamam, sen bakıyormuş gibi yap. O zaman masada dur. Olaya bak. Harry Potter'ın içinde. Burada sihirli şeyler var. Ben izlemedim filmi. 6 saattir yürüyoruz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Buraya atalım. Biz şuradan mı girmiştik? Aynen. Eve falan gitmesi gerekiyormuş. Lara da onunla gitti o yüzden. Ben de erken geldim.